Eğer siz de yeğenizin yaptığı işlere ortaksanız, Tanrı adına yemin ediyorum sizi affetmem. En ağır şekilde cezalandırılırsınız. Mösyö, ben hiçbir şey yapmadım. Aziz'in yaptıklarının arkasında durmayacağımı da en iyi siz bilirsiniz. Fakat yeğeniniz aynı şeyi söylemiyor. Yeğeniniz sizi hedef gösteriyor. Aziz beni mi hedef gösteriyor? Şimdi siz beni mi suçluyorsunuz? Aziz'in bir tek sözüyle beni bir kalemde silip topun ağzına koyuyorsunuz, öyle mi Mösyö? Aramızdaki hukukun, dostluğun hiçbir ehemmiyeti yok mu sizin için? Bilemem. Abiniz de bizim dostumuzdu ama kıymetini bilemedi. Belki siz de abinizin yolundan gittiniz. Silahlar buldunuz ve onları sakladınız. Abimin yolundan gitmedim Mösyö. İzin vermediniz. Ayrıca onun yolundan gidemeyeceğimi yine en iyi siz bilirsiniz. Abim intihar edecek kadar zayıf biri değil. Öyle olsaydı Aziz'in ölüm haberini aldığı zaman yapardı. Herkes kendi seçiminin bedelini öder Mösyö Galip. Abiniz de yaşamla ölüm arasında bir seçim yaptı ve gözünü kırpmadan ölümü tercih etti. Şimdi seçim sıra sizde. Ya bizimle dostluğunu, abinizin intiharını kabul edersiniz ve Antakya'nın en büyük bey olursunuz ya da bizim düşmanımız olursunuz. Siz ve aileniz abinizle aynı kaderi paylaşırsınız. Silahımda bütün paydalara yetecek kadar kurşun var. Cevap. Sizinle çok iyi dost olacağımıza eminim. Mösyö Galip. Şimdi bu silahı intihar eden abinin eline tutuştum. Ben size ne ihanet ettim, ne de sözümden döndüm. Ailesinin bekası için çok büyük bedeller ödemiş birisiyim. Ailenizin bekası için ne bedel ödediniz benim umurumda bile değil. Lakin tarih tekerrürden ibarettir. Size son bir fırsat. Ya silahla bulup bana teslim edersiniz ya da bunun bedelini en ağır şekilde ödersiniz.
Hiç kimse Fransız hükümetini aptallığa ne koyamaz!